Evet, İtalya'da neler oluyor, neler bitiyor? Büyük bir maç var, Napoli-Lazio. Hemen onun ipuçlarına bakalım. Napoli-Lazio maçının ipuçlarında bize neler anlatıyorlar? Napoli evinde son 15 maçtır kaybetmiyor. Ligde son 21 maçın 16'sını kazandı. Lazio'nun ligdeki son 9 maçının 7'si karşılıklı gol var bitti. Napoli evindeki 9 maçın 6'sında gol yemedi. Ben Orhan, bu maçı şöyle bir değerlendirince, oranları da görünce ben Napoli bu maçı alır diyorum bir şekilde. Yani ne yapar eder, zor da olsa bu maçı kazanır diyorum. Ben normal koşullarda şöyle diyecektim. Bir farkla kazanır Napoli diyecektim. Ama o da güzel, handikap sıfır yani. Çünkü birincisi Lazio'nun kaybettiği maçlara bakarsan eğer, hatırla, hep büyük takımlar. Doğru. Roma'ya, Juventus'a, işte Inter'e, yani şimdi Atlanta hariç bir Atlanta yenildi. 5 mağlubiyetin 4'ü büyük takıma karşı. Büyük takımlara. İkincisi, tek problem var şurada. Napoli'de o olaylardan sonra ceza aldı galiba, değil mi? Koulibaly. Tabii. Yani Koulibaly çok önemli bir oyuncu. O ceza aldı. Inter aldı. Inter-Napoli maçında. Inter-Napoli maçında aldı, değil mi? Yani orada Inter tribünleri aldı. O Koulibaly'ye hakaret eden, ırkçı saldırıda bulunan, ondan bahsediyor. Ama sonunda yaşadığı olaydan dolayı şeyi de aldı. Bir bakalım kendisi işte. Aldı. Kendisi evet. De atıldı. Tabii tabii. Atıldı. Dolayısıyla bu maçta yok yani. İnsigne yok. Yani eksikler önemli Napoli'de. Ama buna rağmen diyorum ben. Bir. Ben Napoli farklı. Yani zor da olsa kazanır diyorum ben de. Bakalım izleyenlerimiz ne demiş. Napoli yine kazanır demiş. %68 Orhan. Lazio durdurur %6. Üst 1.60'da güzel demiş. %26. Yani bir Milinkovic formu var. Ondan bir korkuluyor Lazio'nun. Ama bunun dışında bir de Insigne ile Koulibaly'nin cezası var. Saçma bir ceza olsa da. Çok üstelediler. Geri almadılar diye biliyorum ben en son. Yanlış varsa düzelsinler. İki önemli oyuncunun olmadığı noktada bence Koulibaly Serie A'nın şeyi, Van Dijk'ı. Dolayısıyla buluşurlar mı seneye? Buluşabilirler ve şey yani etkili olacaktır. Üste de gidebilir ama. Belki Chelsea'de David Luiz'e de buluşabilirler ya da Rüdiger'le. Çünkü Sarri'nin de onu isteme ihtimali kuvvetli. Bence herkes ister onu. Onun yokluğu önemli. Ben tek farkla Napoli her şeye rağmen. Inter Sassuolo maçına geçelim, hemen onun ipuçları ekrana gelsin. Inter ligde 7 maçlar üst üste kazanıyor evinde. Sassuolo devre arası öncesi 5 lig maçında 13 gol yedi. Bir kez kazanabildi. Inter evinde en az gol yiyen takım, 9 maçta sadece 4 gol yemiş. Inter Sassuolo var mı Orhan bir tercihin? Direkt Inter kazanır. Bir diyorsun. Tabii. Ben de bu karşılaşmada hiç macera aramayacağım. Hiç. Ben de Inter kazanır. Güzel maçlarından birisi hatta haftanın. Evet. Oran çok yüksek değil ama bir ihtimal şunu söyleyeyim. Sassuolo karşılıklı gol var da yazabilirim o maça. Gol var. Evet. Ama çok az gol yiyor Inter içeride. Evet, bir o var ama Sassuolo da deplasmanda atıyor, dikkat et. Atabiliyor. Yani bir 10 maçta 8'inde atmıştır kabaca. Fiorentina-Sampdoria maçına geçelim, onun ipuçları gelsin hemen ekrana. Fiorentina ligde devre arası öncesi son 12 maçta 2 kez kazandı. Sampdoria deplasmanda en çok gol atan 3. takım, 10 maçta 17 golü var. Fiorentina son 11 lig maçının 7'sinde berabere kaldı. 6'sında ilk yarıda berabere bitti. Benim İtalya'da haftanın beraberlik maçı dediğim maçı bu. O yüzden bu maçı özellikle Murat Fevzi'den rica etmiştim. Senin yorumunu bekliyorum. Şundan, ben 1-1 hatta skoru yani veriyorum. Yani şimdi Juventus'a işte Ronaldo'nun 2 gol attığı maçtı değil mi? 2-1 yendi. Juventus'a yenildiler ama öncesinde 6 maçın kaybetmediler hiç. Kazandı. 4 maç, 4 kaybet, 2 beraberlik. Sampdoria çok daha formda. Aslında Fiorentina'da biz de burada çok üzerine durduk. Uzun süre kazanamadı ama iyileşme anında ligi bitirdi. Yani bir 3-3'lük beraberlik vardı. O oldu, bu oldu. Tam forma girdi. Şunu söyleyeceğim. Bence formda bir Sampdoria, güçlü bir Sampdoria. Ki Juventus'a daha kök söktürmüş. İyileşmiş. Muriel aldı. Muriel eskiden İtalya'da da oynadı. Hatta Lecce'de oynadı. Çok iyi hatırlıyorum. Cosmi dönemi. Udinese'de oynadı. Udinese'nin zaten kiralık oyuncusu olarak Lecce'ye gitti. Cuadrado ile beraber İtalya Ligi'ni çok daha yakından takip ettiğim zamanlarda. Muriel buraya alışık. Muriel'i kiraladılar Sevilla'dan. Zaten formda, bence iki takımda bu kadar formdayken karşılıklı gol var ve üst seçeneği burada çok daha iyi. Taraf bahsinde kaçırmak gerekir. İkisi de çünkü iyiye doğru gidiş noktada bitirdiler ligi. Bence üst bu maç için ideal. Karşılıklı gol var, ilk tercihim hatta. Evet, bu karşılaşma 1-1
benim kafamdaki sonuç çok yakıştırdım ben. İki takım da gol atar. Gol var evet. Sampdoria karşı ben bu şu devir Juventus maçı vardı. Net Juventus yener diyemedim ben mesela. Evet. Her ne kadar Juventus yenmiş şimdi olsa da. Şimdi Napoli Lazio'yu hiç akıllarda soru işareti bırakmayalım. Insigne ve Koulibaly yok. Zaten o yüzden biz de tek farka gidiyoruz. Alan da yok. O da sarı kart cezalısı. Marek Hamsik zaten bayağıdır yok. Yani bayağı eksiği var Napoli'nin. Evet ama işte zor maç. Bu beni şey yapıyor istersen. Tedirgin ediyor. Ya yine de ben Napoli'nin zor da olsa bir şekilde... Tek farklı ben de öyle düşünüyorum kazanacak bu maçı. Yani madem böyle bir şeye giriyorum hani risk alıp yüksek bir oran denerim mantık doğru. olarak. Doğru. Hemen kuponumuza geçelim. İtalya kuponunu ekrana getirelim. Genoa Milan handikaplı bir Genoa kaybetmez yani öyle mi? 1.50. Fiorentina Sampdoria gol var 1.50. Roma Torino 1 1.45. Ben birinci maça kefilim. Sevdiğim için yani biraz da prandeli seviyorum. Fiorentina Sampdoria ben de orada şeyim. İyi Roma, o kesinlikle çok olur. İyi. Bu kupon güzel bence. Evet güzel bir kupon bence de. Otobüs önerilerini ekrana getirelim. Muhteşem az gol olmasını beklediğimiz 0-1 gol ihtimali bulunan maçlar köşesi bu. Erzurum Konya, Villarreal Bilbao, Spal Bologna. Erzurum Konya'da bir de şey var. Zaten takımların kapasitesi 0-1 golü sana işaret ediyor. Bir de üzerine hava koşulları. Ya Erzurum Konya 0 gol bile desen hayır demem sana. Öyle bir maç olabilir çünkü. Ama ben Konya'ya yenecek diyorum. Çok iyi bir oran. Villarreal, Bilbao, Spal Bologna. Bu da güzel. Otobüs de fena değil bu hafta. Ya, hem de Fransa'dan da maç koymadık yani otobüse. Bir de düşen oranları bir ekrana getirelim istersen. Avrupa'da son 2 günde neler oldu? Hangi maçlar nereden açıldı, nereye düştü? Yeni Malatya Göztepe'de Göztepe yenilmezin oranında düşüş var. 1.40'a indi. Frosinone Atalanta. Atalanta'nın galibiyet oranı 1.30'a inmiş durumda. Rennes Montpellier'de Rennes'in galibiyet oranı 1.80'e indi. Genoa Milan'da da 1-0 çifte şansın oranı 1.45'e inmiş durumda. Düşen oranları ekranlarınıza getirdik. Bunlardan bir kupon yaparsanız da 4.75'lik bir oran karşınızda.